Hakla çekişme, nefsin için onu kötüleme. Çocukların için hakka çıkış yapma. Şimdi nefsine hoş gelmedi diye Allah'ın bir hükmünü kötüleme. Hafızlık yapamayacağın bir şeyse, zor geliyorsa hafız olanları aşağılama, kötüleme. Çocuklarının hafız olmasını istemiyor olabilirsin. Dünya kariyerinde ilerlemesini istiyorsun. Doktor olsun, avukat olsun, hakim olsun, polis olsun diyorsun. Dünya kariyeri yapsın, bana baksın, güzel maaş olsun. Bana baksın yaşlılığında diyorsun. Tamam, olabilir. Bu seçiminde olabilir. Ama çocuklarını ahiret kariyeri ve dünyada insanların hayatını kurtarma kariyeri. Yani hocalık, hafızlık, alimlik için okuyanları aşağılama. Nefsin için hakaret etme. İslam'a düşman oluyorsun, farkında değilsin. Şeytana kulluk yapıyorsun, farkında değilsin. Senin bu çocuğunu sana veren Allah Teala, emanetçisin sen, sahibi sen değilsin. O çocuk sana emanet. Çocuğun doktor oldu, çocuğun hakim oldu ama ateist oldu. Kârda mısın, zararda mısın? Vallahi zarardasın. Bak, ebedi hayatını kaybetti. Hakim olsa ne olur, maaşı 20 bin olsa ne olur? Ateist oldu. Kur'an'ı inkar ediyor. Geçen hafta burada Kur'an'a küfreden Tuğ General Müslüman olmuş. Hayatım boyunca Kur'an'a küfrettim diyor. Ve işin en kötü tarafı, o kadar tazyik altında kaldım ki, o kadar kirli propaganda altında kalmışız ki diyor. Hayatım boyunca bir kere okumadım, Kur'an'a küfrettim diyor. Bu Kur'an'ı ben bir kere okumadım. Durdum, düşündüm. Bir iki vaaza denk geldim diyor. Düşündüm ve dedim ki, ya ben niye okumadığım kitaba küfrediyorum ki? Dur şu kitabı bir okuyayım ya. Okuyunca gözyaşları içinde tövbe ettim ve Müslüman oldum diyor. Ya okumadığınız Kur'an'a niye küfrediyorsunuz? Hayatını bir kere okumadığınız peygamberimize niye küfrediyorsunuz? Bir kere okuyayım ben. Ne rezil insanlarsınız siz ya. Hem hakkında hiçbir bilgin yok. Sağdan soldan kulaktan dolma kara propagandayla peygamberime küfrediyorsun. 8 yaşında kız çocuğuyla ilişkiye girmiş bir sapıktır diyorsun benim peygamberime. Aşağılık, iftiracı, müfteri, rezil. Aşağılık herif. Bir kere okudun mu? İmam, koca peygamberin en erken, en genç yaşta evlendiği kişi Ayşe annemizdir. Kaç yaşında evlendiğini bir kere okudun mu? Bütün kaynaklarda yapılan hesaplamalar 16 yaş, 18 yaş. 16 yaş, 18. Bütün kaynaklar bu. Sen 8 yaşı nereden gördün rezil insan? Hangi ateist sitesine baktığında benim peygamberime küfrediyorsun? Aşağılık adam. Duymuş sağdan soldan küfrediyor. Şimdi gece gündüz yastığına yattığında uyuyamıyor. Sabaha kadar uyuyamıyor. Uyku hapları içiyor. Psikolojik haplar içiyor. Çünkü bütün Türkiye lanet okuyor adama. Bütün Müslümanlar lanet okuyor. Nasıl ülkeyi terk edebilirim onun hesabı içinde şu anda. Değdi mi? Peygamber'e küfretmen değdi mi? Zaten inanmıyorsun. Özgürsün inanmamakta. Allah Teala başına bir şimşek koymaz. Merak etme. Özgürsün. Ama küfretme. Çünkü biz bu toprakları senin ateizm inanışınla fethetmedik. Biz bu toprakları bu kitabın peygamberiyle fethettik. Allah Allah diyerek fethettik. Yetiş ya Muhammed diyerek fethettik sallallahu aleyhi ve sellem. İmamlarımız tefsirlerde, sahabi efendilerimiz nakillerle gelen tefsirlerde sahabelerin savaşırken yetiş ya Muhammed diye Efendimiz Aleyhisselam'dan himmet istediğini bildirir. Efendimiz Aleyhisselam vefat etmiş. Yetiş ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Biz toprakları bununla fethettik. Sen İslam'la fethettiğin topraklarda benim kutsalama küfrediyorsun. Nasıl huzurlu olabilirsin ki? Mümkün mü? Küfrünü git evinde yap. Karının yanında, çocuğunun yanında yap. Bizim çocuklarımızın yanında yaptığın zaman çekeceksin. Bunun sonuçları olur. Ahiretteki sonuçlarından bahsetmiyorum. Daha dünyada bile binlerce dava açıldı. Herkes sizin gibi şuursuz Müslüman değil, pısırık ve uyuyan Müslüman değil, kusura bakmayın. Binlerce Müslüman gitti, dava açtı, suç duyurusunda bulundu. Böyle kaliteli Müslümanlar da var.